Sabri Efendi'nin fıkrasıdır. Eyühel Üstadul Azam. Şahı Geylani Hazretlerinin manidar ve ihatalı bir beyt-i kıymet tarihlerinin dellal Kitab-ı Mübini manevi parmağıyla ira ve müntesiplerine ima ve işaret ettiği tefeyülnamenin nihayet fıkrasında okudum ve dedim. Evet, nurlar heyetini umum ehl-i hak ve hakikat manevi elektrik aynelerine hedef etmişlerdir ve hatta Kur'an-ı Azimüşşan'ın ve hadis-i nebeviyenin bu hususu alenen veya sırren veya remzen ihbarıyla bile vardır demekte asla tereddüt etmiyorum. Bu zümre-i safiye ve halise arasında sani hulusi tesmiyesine bile layık ve müstahit olmayan ve hiç ender hiç olan bir abd-i pür kusura da haddinin fersah fersah fevkinde bir yer veriliyor. Halbuki bu azibiyi payan, kusuru çok, hatası azim sabri, sahifi amaline baktığında çok kara ve mucibi nefret görüyor. Ve bu mevkide işaret edilen şahıs, ismiyle, amal ve harekatıyla sabır ve teennisi müsbet ve müsellem bulunan başka kardeşlerimiz olduklarına hükmediyor. Çünkü kıymetdar bir hazine ve defineyi keşfeden ve o zemin ve zamanda gayyur keşafa, tahriyatta bezli vücut eden sahiler, o yolda acaba o defineyi bulabilir miyiz gibi bir esere tereddüt göstermeyerek, sarf-ı mesaide bulunan pek kıymetler semere-i sahi ve alem kıymetindeki mahsul gayretleriyle herkesi tergip ve teşvik ve tenvire hasr vücut eden zevat, hakikaten şayanı takdir ve tebriktirler. Hulusi ise Şah-ı Geylani, i̇mam Rabbani ve şah Nakşibendi gibi nice zevat-ı mübarekenin maziden şiddetle bastıkları adımlarının kuvvetiyle, istikbalde coşup fışkıracak olan menabül envarı, mümaileh ayrı bir meslek bir meşrepte olduğu halde her türlü vezayfe tercih ederek dahileke ya dellal Kur'an nidayı aşikane ve müştekanesiyle dehalet etmesi fevkalade bir tefeyyüze mazhar olduğuna ve olacağına yegane delil ve hüccettir. Onun içindir ki risalet Nur ve mektubat Nur'a birinci muhataplığı hakkıyla ihraz etmiştir ve müstahaktır. Ve hakeza Süleyman Efendi kardeşimiz de manen ve maddeten teşriki mesai etmiş ve hiçbir ferdin yapamayacağı fedakarane hıdamatı yapmış olmasıyla, saadet-i ebediye haliselerinin teksir ve tamimine çalışmış, es-sebebü kel mefhumunca, keza bu zatta her türlü takdire seza ve layıktır. Bu günahkar ise maalesef salihul arz zevatın hiçbirisiyle kabili kıyas değildir. Madem Üstad-ı Ali böyle görmüşler ve bu şekilde buyurmuşlar, küfran nimet etmeyip tahtisi ime suretinde kabul eder ve gördüğüm sayfayı siyahımın sayfayı beyaza tahvilini Cenab-ı Hak'tan tazarru ve niyaz eder ve rahmet-i rahmana iltica ederken teveccühat-ı üstadanelerinin bekasını yürekten dilerim efendim. Sabri. Ahmet Hüsrev'in fıkrasıdır. Sevgili üstadım, Aktab-ı hamse Azime'nin birincisi ve Gavs-ı Azam namıyla müştehir Şeyh-i Geylani Hazretlerinin Şimdiki Kur'an'ın hadimlerine bakan kasidesindeki İhbarat-ı Gaybiye-i mühimme Havi, kıymetli Risale'yi kardeşlerime ve dostlarıma okudum. Ve inşallah fırsat buldukça yine okuyacağım. Rahatsızlığım bir suretinin takdimine fırsat bahşetmediği gibi, 32. sözün 1. ve 2. mevkıflarından da 3-4 sayfeden daha fazla yazmaklığıma mani oldu. Sevgili Üstadım, o büyük şeyhin masar olduğu o büyük tecelli ve nail olduğu o büyük eltaf-ı ile 800 senelik mesafeyi gören ve bu müddet arasında gelip geçenlere ve bugünün dehşetini ehli zevk ve keşfe gösteren yazılarındaki o derin ve pek ince manalar idrak edebildiğim kadarını düşünürken ehli gafletin nazarından saklanmış olan ve fakat ehli hakikatin görmesine mani olmayan maziyi hatırladım. Ve bu risalenin feyziyle mücahede-i maneviyenizden ve etrafınızda toplanmış olan fedakar mücahit talebelerinizden ve maruz kaldığınız mühlik felaketlerden ve nail olduğunuz bu kadar azim eltaf ilahiyeden başlayarak şah Geylani'ye kadar ve ondan asr-ı saadete kadar uzanan o uzun zamanı hayalen gezdim. O büyük gavsın 800 sene evvel ilan ettiği bu hakikatin karşısında hayran oldum. O büyük şeyh eski sayet gibi bir müridiyle Yeni Sayet gibi bir ders arkadaşıyla konuşuyor. Ve konuşmaya da zaman ve mekan mani olamıyor. İster arzın öbür tarafında olsun, ister semavatın en uzak köşelerinde olsun, ister Hazreti Adem Safiyullah zamanında dünyaya veda etmiş olsun. İşte bu muhavere neticesinde, bu ihbarat-ı gaybiyeyi ve acibeyi, 8-10 sene evvel öğrenmiş ve şimdi de talebelerinize ders veriyorsunuz. Bu hizmette temayüz eden arkadaşlarınıza ira ederek her hususta sitayişe layık hulusi ve ona refik olacak bir kabiliyette bulunan mütevazi sabriyi ve hizmet ve gayretleriyle sadıkane çalışan Süleyman ve Bekir Ağa gibi talebelerinize işaret ediyorsunuz. Ve bu küçük cemaatin istinadgahı olan azim cemaatlerin himmetlerini ve bu cemaatlerin içindeki nurani simaları tanıttırdığınız gibi, şah Geylani zamanındaki hulagu vakasıyla da zamanımızın riyakâr münafıklarına, ve bu münafıkların reiskarlarına hitap ederek, yakın bir istikbalde kahhar bir el size cezanızı tamamen vermekle masumların intikamını alacaktır diyorsunuz. Bu hakikatlar gösterilen 9-10 delil ile ispat edildikten sonra bu Risale-i Şerife ile ilan ediliyordu. Sevgili Üstadım, Hulusi Bey'in bir fıkrasında söylediği gibi ben de diyorum ki, Kur'an'ın feyziyle açtığınız bu caddeyi i nuraniyede aciz ve fakr kanatlarıyla tayaran ederken ne büyük harika kerametlerle karşılaşıyorsunuz ve ne azim hadisat tacibeye şahit oluyorsunuz. Kim bilir daha neler göreceksiniz. Ve mazhar olduğunuz bu inayetlerden bizleri de hissedar ederek vazifemizde her an gayret ve ciddiyet tavsiye ediyorsunuz. İşte sevgili üstadım, bu kadar ikram-ı ilahi karşısında bir taraftan kulluk edemediğim için gözlerim yaşarıyor, kalbim ağlıyor. Diğer taraftan da bargâh-ı samadiyete affolunmaklığım için yalvarırken, bir hat ve bir hesap minnet ve teşekkürlerimi takdim ediyorum. Ve sevgili üstadıma ve muhterem fedakar kardeşlerime, muvaffakiyet ve selametler ihsan edilmesi için dua oluyorum. Kıymettar Üstadım Efendim Hazretleri, Günahkar Talebeniz Ahmet Husrev. Refet Bey'in fıkrasıdır. Pek muhterem ve sevgili Üstadım Efendim, bu defa göndermiş olduğunuz Gavz-ı Hazretlerinin ihbar-ı gaybisi, çok şayân-ı hayret ve teemmül bir meseleyi mühimmedir. Büyük zevki ruhaniyle ile okumakla beraber, fakir talebeniz bunu çoktan hissetmiştim. Üstadımızın bu zaman için mühim bir vazife-i maneviyesi var. Lakin henüz ifşa etmiyor, mektum tutuyor fikrindeyim. Ve bu fikrimi bazı halis kardeşlerime de söylemiştim. Geçen sene Sabri Efendi'ye yazmış olduğunuz mektupların birinde de şu fıkrayı görmüştüm. İmam Rabbani son zamanlarda biri gelecek. İman meselelerini gayet vazıh bir surette neşir ve ilan edecek. Bu sizin hiç ender hiç kardeşiniz. Haşa kendimi o adam zannedecek değilim. Yalnız o büyük adamın bir piştar nefer olduğumu zannediyorum. Sen benden o zatın kokusunu hissediyorsun. Bu fıkra evvelki düşüncemi takviye etti. Ve kemale sürurla gelip husreve dahi söyledim. Üstadımızın rütbe-i maneviyesini anladığımızdan çok sevinmiştik. Bundan 4-5 ay evvel de ziyarete âliyenize geldiğimde, üstadımız hakkında sormuş olduğum suale verdiğiniz cevap, kezalik evvelki kanaatlerimi teyit ve takviye etti. O zaman yalnız bir iki kişi biliyorduk. Şimdi bu risalenin neşriyle has talebelerin hepsi vakıf olmuş oluyor. Sürurumuza payan yoktur. Dinsizliğin münteşir olduğu şu zamanda bulunduğumuza evvelce teessüf ediyorduk. Şimdi hiç teellüm, teessür eseri kalmadı. Zatı ı âlileri gibi bir üstadı bulduğumuzdan zaman ne olursa olsun bizi meyus etmiyor. Cenab-ı Allah tuğlu ömür ihsan buyursun. Daha bizlere çok zevkli eserler okutacağınıza eminim. Müsaadenizle şunu da ilave edeyim ki, sizin daha harika vazife maneviyeniz var. Zaman gelecek remizlerle, işaret ı Kur'aniye ile öyle haber vereceksiniz ki, bunları da geçecek ve bizleri şaşırtıp bırakacaktır. Haşiye bu refetin bir kerameti ferasetidir. Fakir talebeniz refet. Refet Bey'in fıkrasıdır. Son gönderdiğiniz minhacü sünnet gibi lemalar hakkında ne söylesem ifadeyi meram etmiş olamam. Zira eserler birbirini takiben neşrolundukça, olundukça kıymetleri de mebsuten tezayüt etmektedir. Bizlere cennet hayatı yaşatmaktadır. Eserler hakkında fakirin mütalaa yürütmesi küstahlık olur. Çünkü Şeyh-i Geylani'nin medih buyurduğu, Zat-ı yazmış olduğu eseri tenkit değil, kemal hürmetle tasvip ve tahsin ve takdir ve büyük bir zevk-i ruhaniyle okumaktan başka ne yapabiliriz? Yalnız şu kadar diyebilirim ki, bu dalalet devrinde bizlere Zat-ı Alileri gibi yüksek bir üstadı lütuf buyuran, ve şimdiye kadar emsaline tesadüf olunmayan mükemmel ve mükemmel eserleri okutup, ezvâk-ı içinde yaşatan Halık-ı Zülcelal'e nihayetsiz şükürler etmekle ifa-i vazife-i ubudiyet edebilirsek bahtiyarız. Talebeniz Refet Hafız Ali'nin fıkrasıdır. Pek sevgili ve muhterem üstadım. Hazreti Şeyh Geylani Kudüs'e sırr-ı hulali'nin kerameti acibe-i gaybiyesini aldım. Hayretimden düşünmeye başladım. Aradan çok geçmeden hizmet ettiğim nur elektrik fabrikasından bir düğme çevrildi. Bir mumluk bir ziya geldi.'' bir şeyler görmeye başladım. Aynıyla yazıyorum. Kusur ve noksan bir çare halinindir Evet üstadım, nasıl ki Fahra Alem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, şecere-i kainatın hayattar çekirdeği, enbiya ve mürselin o şecere-i mübareğin dalları olup, dalın iptidasından müntahasına kadar kati bir alakayla daimi birbirlerini götürüyorlar. Bu sır için Hazreti Adem Safiyullah kokladığı ve hissettiği Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında demiş. Ya Rab benim alnımda bir çığırtı var nedir? Cenab-ı Kibriya Hazretleri buyurmuş. Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihidir. Aynen kütüb-ü sabıkada da vesile-i dünya olan Şah-ı Levlaki, evsafıyla, ashabıyla haber vermeleri gösteriyor ki, ulûm evvelin ve ahirini cami bir kitapla bahs olunacak. Kainatın ruhu hükmünde ve bütün kainatın güzellikleri kendi fıtratında tecemmü edip tekemmülle tuluğu, fecirden sonra şemsin tuluğu gibi bekleniyordu. İşte bu kitabı kainatın vazıh bir firiste-i mukaddesesi olan Furkan-ı Mübin, Arş-ı Azam'dan ve her ismin azami mertebesinden nüzulle, kökü Arş-ı Azam'da, gövdesi Fahr-ı Alem'in sallallahu aleyhi ve sellem sadrına ve dalları bütün zemini ihata eden kitab-ı kainatın her sayfasında, ve her yüzünde lafsullah ve lafz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve lafz Kur'an'ın bütün birbiriyle alakadarhane işaret edip birbirini göstererek birbirinin hükümlerini tasdik ettikleri süllü, Hz. Şeyh Kudüs'e sırruhu sırrına masar olduğu esma ve cilvesine masar olduğu levh-i mahvuz ve lütfuna masar olduğu cenabı ı Halık'ın bildirmesiyle, 8 asır sonra kendisiyle tevafuk eden bir hadim Kur'an'ı görüp ve tasdik etmekle haber vermesi, hak ve aynı hakikattir. Evet, Hazreti Şeyh, hadim olduğu o hizmet-i kusiyeyi Kur'aniye hürmetine zamanın padişahlarını titretmiş, Nur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem omuzunda tecelli etmesiyle, o Nur Muhammed aleyhissalatu vesselamın ziyasıyla hareket eden bütün evliya, Hazreti Şeyh'e boyun eğmeleri, gerek Müslim ve gayrimüslim ve her bir meşrep ehli, Hazreti Şeyh'i tenkide cüret etmemeleri gösteriyor ki, Cadde-i sallallahu aleyhi ve sellem'de bataklık ve Nur-u Muhammedi aleyhissalatu vesselam'da zıl olmadığını aynı lekin derecesinde ispat ediyordu. Öyle de 14. asrın hadimi Kur'an'ı da 9 yaşından 60-86 yaşına kadar bila istisna doğrudan doğruya Kur'an namına hizmet ve hareketi ve zamanın padişahından en canavar reislerine baş eğmediği, Hatta terakkiyat-ı ve zihniyede birinciliği ihraz eden Avrupa devletlerini iskat eden zemzemeyi i Kur'aniye'nin şifahanesinden nebaan ederek onların semlerine karşı tiryakları şişe değil, ma cari nehirlerle ilahi kelimetullah eden ve onların kalelerini zîr-ü zeber eden, emsali görülmemiş 14. asra mahsus envar ı Kur'aniye'den Risale-i Nur'la cihanın cihatı sittesini ve semanın yüzünü aydınlatan, ve yaralı olup ölmeyen ehli imanın yaralarını tedavi ve 80 yaşında ihtiyarlarını şab ve ve gençlerini masum bir hale Hz. Eyyubvari hayat bahçine vesile olan Hadim-i Kur'ani'nin ve nur risalelerini değil Hz. Şeyh Kudüs'e sırrıhu 6. asırdan 14. asırda görmesi, kütüb-i sabıkada remzen ve Hz. Kur'an'da sarahaten göstermeleri o kitab mübareğin şeynindendir diyebileceğim. İnşallah vazifenin makbuliyetine işarettir ki, vazifenin ehemmiyetine binaen, Cenab-ı Hak onu çok zaman evvel göstererek, Mebus-u Alem güzide -i Ben -i Adem Efendimiz'den, Kulefâ-i Raşidin'den radıyallahu anhum, aktab Evliya'dan öyle bir manevi kuvvet teraküm etmiş oluyor ki, değil bu zamanın kör ve sağırları, dünyanın en azgın firavun ve nemrutları da olsa, yine korkacakları ve ağız açamayacakları bedihidir.'' Dilerim cenab Hak'tan Envar-ı Kur'aniye'nin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bayrağı altında toplanan ehli imanın ellerine yetişmesiyle ila yevmil kıyam o envarın tevessüğüne ve neşrine hayatını feda eden ve edecek erbabının teksirine ihsan buyursun. Amin, amin, bi hürmeti seyyidil mürselin. Sevgili Üstadım, yarım başımın tercüman olduğu şu arizama, yarım nazarla bakıp affu kusur buyurmanızı diler, el ve eteklerinizden öper, bize ve bütün aleme vesile-i hayat olan Üstadım, Cenab-ı Hak sizden ebediyen razı olsun duasını gece ve gündüz niyaz eylerim. Mücrim talebeniz Ali Hulusi'nin fıkrasıdır. Aziz, muhterem Üstadım Efendim Hazretleri, emirlerinize imtisalen, Uhrevi kardeşimiz Kusrev Bey tarafından irsal buyurulan şayan hayret ve cay dikkat mühim bir ihbar-ı gaybi ismini taşıyan çok kıymetli, manalı, ruhlu, sürurlu, tesirli, lezzetli, hikmetli, nurlu emrinizi bu hafta aldığımdan dolayı Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak Hazretlerine hamd ve şükürler ve müşfik üstadıma, yüzümün karasına, kalbimin yarasına bakmayarak dergah ı ilahiyeye kapanıp dualar eylerim. Ve defaatle Allahümme hassıl muradena ve maksuda üstadına saydın Nursi bi hürmete habibike Muhammedin Nebiyümmî sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Amin dedim. Gavsazam Şah-ı Geylani Kudüse sırhul ali hazretlerinin eserlerindeki gaybi ve manevi ihbar bu bir öyle bir hale getirdi ki tariften acizim. Ruhaniyetlerindeki celalet ve azamet karşısında avuç içinde sıkılan bir top hamur ne hale girerse bu biçare de öyle oldum. Bir şey düşünemez, sersem, adeta meyit-i bir hale geldim. Günlerden beri zihnim ve bütün havasım hemen tamamen bu harika eserle meşgul. Bu haletteyken istidadımın fevkinde şöyle birkaç beyit kalbime ve kalemime geldi. Kaydesine uygun olarak düzeltemedim. Müşfik üstadımın aflarına istinaden yazıyorum. Tasiyi üstadıma ve Hablullah'a yapışan kardeşlerime bırakıyorum.'' Hulusi bak gaybi ihbarnameye, gör üstadım neler izhar eylemiş. Kitab-ı Sinan'dan edip tefeül, hakkaki ki keramet ibraz eylemiş. Ümmi alimle Sinan-ı Ümmi'de, Aşiye, Ümmi ey alim tarzında okunduğuna göre, hesabı ebcetle var mutabakat, görünür bakınca bu tarikle, Esma-i Üstad'la tam münasebet. Hakkıyla hadimül Kur'an'dır Üstad, ispata kafidir bu muvafakat. Hayret baş esrara vakıftır bu zat. İhvana deriz haberi beşaret. 800 sene evvelinden görmüş Hadimül Furkan Bediüz zamanı Habibi Huda hem de Gavs-ı Azam Sultan-ı Evliya Şahi Geylani büyük bir hüsnü zanla üstadın seni Kur'an hadime eder ad. Kapan secde-i şükre de hulusi, ilahi ente rabbi ve enel abd bu aciz kulunu muvaffak eyle, hizmeti Kur'an'da şeref ya beyle, hizbül Kur'an'dan ayırma ta ebed, bu asi kuluna merhamet eyle. Üstadım Said Nursi'den ol razı, bi hürmeti habibiker Kerrazi yil marzi. Evliya Sultanı Abdülkadir'in, himmetin eksiltme bizden ilahi, i̇hbarname i gaybın izharının, gönül istediği yazmak tarihini, yüz bin hamdü şükret hakka hulusi, sana üstattır Molla Said Nursi. Uhrevi kardeşiniz Kulusi.